Ferrari'de yarışmak öyle kolay bir şey değil. Neredeyse İtalyan milli takımı gibi bir takipçi kitlesi var İtalya'da. Hani Bianchi jenerasyon olarak bir jenerasyon üstü olsa da Leclerc'ten onun hep hani akıl hocalığını yaptı uzun yıllar boyunca. İnsanların gözünde de hani bu çocuk buraya boşuna oturmamış imajını daha ikinci yarıştan verdi. Formula 1'de 2019 sezonunun şu ana kadar en çok dikkat çeken ismi Charles Leclerc oldu. Ferrari sürücüsünün kim olduğu, nereden bu seviyeye geldiği, nasıl bu kadar başarılı olduğu çok merak edilmeye başlandı. Ben de kısaca bir Leclerc'i aslında size anlatmak istedim. Leclerc öncelikle çok genç bir sürücü. 97 doğumlu, 21 yaşı dolmuş vaziyette şu anda. Monaco'lu ki Monaco zaten hani birkaç bin kişinin yaşadığı bir yer resmi olarak baktığımızda. Oradan çıkan bir Formula 1 sürücüsü olarak 8 yaşından bu yana kartingle başladığı kariyerinde şu anda Ferrari koltuğuna oturmuş durumda. Açıkçası Leclerc'i incelerken birkaç sene evvel kaybettiğimiz Jules Bianchi'yi mutlaka almak lazım. Çünkü Jules Bianchi jenerasyon olarak bir jenerasyon üstü olsa da Leclerc'ten. Onun hep hani akıl hocalığını yaptı uzun yıllar boyunca. Keza Ferrari Sürücü Akademisi'ne Leclerc girdiğinde Bianchi de biliyorsunuz o Sürücü Akademisi'nin üyelerinden bir tanesiydi. Onun için Leclerc'ten bahsederken hayatını kaybetmiş olan Bianchi'yi de anmış olalım. Şu anda Leclerc hani yıldız yeni parlamaya başlayan Formula 1'in gelecekteki şampiyon adaylarından birisi, önümüzdeki yıllara damgasını vurabilecek isimlerinden bir tanesi. 8 yaşından bu yana kartingde yarışıyor Leclerc. Kartingde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var. Devamında otomobil kategorisine geçtikten sonra aslında Formula 1'e gelene kadar her yıl kademe atladığını görüyoruz Leclerc'in. Özellikle 2018'de Sauber'de Formula 1'de başlamadan evvel 2015'te Formula 3'te sezon kovalayıp yarış kazanıp sezonun 4. sırada bitirdiğini görüyoruz. 2016'da ilk defa yarıştığı Grand Prix 3 serisinde ki Formula 1'in 2 alt serisi öyle diyebiliriz. İlk senesinde şampiyon oldu. Hemen devamında bir kademe daha atladı. 2017'de Formula 2, eski adıyla Grand Prix 2'de yarışmaya başladı ve orada da şampiyonluğu yakaladı. Ki bu ikisini birden üst üste birer yıl arayla kazanmak gerçekten çok zor bir iş. Genç sürücüler için de hani bir bakıma rüştlerini ispat ettikleri bir kariyer çizgisi oluyor eğer bunu başarabilirseniz. Yani şöyle söyleyeyim, Grand Prix 3 ve Formula 2'yi birkaç yıl arayla kazanmak bile büyük bir başarı. Formula 1 yolunda giden önemli bir adım. Ama bunu 2 yıl üst üste ve her serideki ilk çaylak yılında başarmak hakikaten çok sıra dışı bir iş. Bütün bu otomobil kategorisinde, kartingde ve Grand Prix 3'te başardıklarıyla beraber Leclerc Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi. Ki bu Ferrari'nin aslında tıpkı Red Bull'un işte Sebastian Vettel'i, Max Verstappen'i çıkarttığı gibi kendi yetiştirdiği sürücüsünü Formula 1 takımında yarıştırmak amaçlı bir program. Şu ana kadar bu programdan Formula 1'de Ferrari takımına çıkıp yarışabilen kimse olmadı. Muhtemelen hayatını kaybetmeseydi Jules Bianchi'yi bu şekilde izleyecektik Formula 1 takımında ama kısmet olmadı öyle söyleyelim. Leclerc bir bakıma Ferrari'nin kendi ürünü dolayısıyla. Geçen yıldan bu yana kısa Formula 1 kariyerine de şöyle bir bakarsak Sauber takımıyla başladı ki Sauber bir önceki yılı en geride bitiren takım. Onun için aslında hani geçen sene çok dikkat çekmesi beklenmiyordu Leclerc'in. Açıkçası ilk 3 yarışta Formula 1'de o umduğu yolunu çabucak bulamadı. Hani Ericsson'un gerisinde kaldığı performansını izledik ama Avrupa sezonunun başlamasına itibaren Charles Leclerc daha bildiği pistlerde yarışmaya başlamasıyla da birlikte bir çaylak sürücü olarak dikkat çekmeye başladı. Yıllar sonra Sauber takımını sıralama turunu ilk 10'a taşıdı. Ufak tefek çaylak hataları yaptı. Almanya'da yağmurda attığı bir spin var aklımda ama normalde hani şampiyon sürücü kumaşı nasıl anlatayım? Bir otomobili
olmaması gereken bir yere kadar taşımakla anlaşılıyor en çok, en kolay şekilde, en çabuk şekilde. Leclerc bunu birkaç sefer yaptı geçen sene. Yani Sauber'i normalde dolaşamayacağı, dans edemeyeceği yerlere çıkıp otomobille takıma puan kazandırdı. Defalarca sıralama turlarında ilk ona kaldı ve çok dikkat çekmeyi başardı. Zaten açıkçası Alfa Romeo desteğiyle Sauber, Ferrari'nin bir uydu takımı haline gelmişti. Ondan dolayı da Ferrari de bu yeteneği kendi, nasıl söyleyeyim, standartlarına göre çok erken Ferrari Formula 1 takımını almış oldu. Çünkü Ferrari'nin genelde son 30 yılına baktığımızda hani kendisini belli bir yere kadar kanıtlamış, işte belli bir süre başka takımlarda yarışmış, yarışlar kazanmış sürücülerle yola çıktığını görüyoruz. Ama Ferrari bu kendi politikasını da bozdu Leclerc için. Ve gridin en yaşlı sürücüsü Raikkonen'i yollayıp en gençlerden birisini Leclerc'i otomobile oturttu. İlk iki yarışın ardından da doğru yaptığını söyleyebiliriz Ferrari'nin. Çünkü Ferrari'de yarışmak öyle kolay bir şey değil. Neredeyse İtalyan milli takımı gibi bir takipçi kitlesi var İtalya'da. Hani bütün İtalyan basınının ağırlığı, 10 yıldır şampiyon olamayan takımın üzerindeki yük. Hemen yarış kazanmasını beklendiği bir otomobil ve bütün bunlarla başa çıkarken 4 kez dünya şampiyonu bir sürücünün yanında yola çıkmak, bunları hani anlatması bile zor, bırakın göğüslemesi. Ama Leclerc çok ayakları yere basan, ne dediğini bilen, çok gerçekçi, sempatik, egosu tavanda olmayan ve bütün bu iyi insani ve sporcu özelliklerinin yanı sıra çok hızlı olan bir isim. Bütün bunları birleştirdiğimizde ortaya kazanan bir formül çıkıyor zaten. Artı kazanmanın ötesinde sempatik bir formül de çıkıyor. Bu bakımdan Leclerc'in geleceği çok parlak. Çünkü Bahreyn'deki kazandığı pole, sonrasında kazanması gerekirken otomobile yenildiği, mekanik arızada yenildiği yarış, bu yarışın ardından o hayal kırıklığını veya cumartesi günkü zaferini göğüsleme ve özümsemesi, bunu dile getirme tarzı, alçak gönüllü, bütün bunlarla çok büyük bir sempati kazandı bir anda. Açıkçası insanların gözünde de hani bu çocuk buraya boşuna oturmamış imajını daha ikinci yarıştan verdi. Bu demek değildir ki bütün sene kusursuz gidecek Leclerc için. Muhtemel hatalar yaptığını göreceğiz, çünkü ikinci yılı bir sürücünün zaten kendini gerçekten kanıtlaması gereken bir yıldır. Çünkü ilk yılda size bir iyi bir kredi verirler. Spor kamuoyu da bunu yapar ama ikinci yıldan itibaren artık performans beklenir. Dolayısıyla hani hız ve bütün bahsettiğim o lezzetli bir yemek için gereken malzemelerin hepsi var. Ama bu yemeği bu sene yapamayabilir Leclerc. Hiç problem değil, çünkü önünde çok uzun yıllar var. Lewis Hamilton da bunu dile getirdi Bahreyn'deki yarıştan sonra. Ve hani dünyadaki bütün yarış sürücülerinin hayali olan kırmızı otomobil içerisinde şu anda çok genç yaşında. Bunun hakkını vermek üzere de ne gerekiyorsa yapıyor. Kendisini eleştiriyor, hatalarından ders almaya çalışıyor. Sebastian Vettel'den öğrenmeye çalışıyor. Takımla iletişimini ve otomobil ayarlama sanatını adeta. Bütün bunlarla beraber Leclerc için hani bu yıl Ferrari'yi de öğrenme, Ferrari'ye de alışma yılı. Ama o alışma yılına dahi iyi başladığını söyleyebiliriz. Devam böyle giderse önümüzdeki yıllarda hani belki de Max Verstappen'le beraber yıllar boyu çekişecek isimlerden birisi olacaktır. Şampiyonluklara abone olabilecek bütün özellikleri gösteriyor. Onun için ben de bütün yıl boyunca Leclerc'in o gelişimini merakla bekliyorum. Keyifle anlatacağımı düşünüyorum. Ama her durumda önümüzde gerçekten parlak bir yıldız adayı var.